Selamun aleyküm dostlar. Yollarda yeni bir günden hepinize merhaba. Mescitteyiz, camideyiz daha doğrusu. Kuşu göletinde. Allah razı olsun, güzel bir cami yapmışlar. Sabaha kadar. Sıcak. Güzel bir uyku çektik. Bir sabah namazına uyandım. Gelen giden olmadı. Az daha yatayım derken saat 7.30 olmuş. 8'e çeyrek var hatta. Oh, toplanalım. Mekan açılırsa 8-8.30 gibi onu bekleyeceğim. Açılmazsa birkaç tane elma var çantamda. Onlarla atıştırıp yola devam edeceğim. Şu telefonum da şarjda. Bataryayı da doldurduk. Haydi gidelim bakalım. Allah bismillah. Kuşu göletindeyiz hala. Belediyenin restoranı daha açılmadı sanırım. Saat 9'a 10 var. Bir 10 dakika daha bekleyeceğim. Açılıyorsa. Ya kahvaltı yapacağım orada varsa ya da biraz bir şeyler isteyeceğim malzeme. Ya da çekip gideceğim abi. Saat 9. Göl sofrası mekanı. Kapalı. Ne geleni var ne gideni var. Açılacağı da benzemiyor. Yani en az 11'de ya da öğlen 12'de hizmet verecek herhalde burası. Daha fazla bekleyemem. Yolda bir şeyler buluruz. Dün de söylediğim gibi fiyatları makul. İnterneti var. Wi-Fi çekiyor da burada bile az da olsa bağlanıyor. Manzarası güzel. Hafta içi de böyle sakin. İki yol gidiyor. Bir geldiğim yol. Yine mescidin oradan geçeceğiz. Bir de buradan Hıdır Divan Köyü var. Ama orada biraz rampalar daha çok gibi. Kilometre olarak da ikisi de aynı. Ben yine geldiğim yerden mescidin oradan gideceğim. Elma, armut, yol kenarı bir şeyler buluruz, atıştırırız. 11 kilometre sonra, daha doğrusu buradan kaç kilometre bilmiyorum da, mescidin oradan 11 kilometreydi. Yeşilköy var. Oraya kadar idare edeceğiz. Hadi bakalım yol bize. Ya nasip diyelim, çıkalım. Bugün günlerden ne? 13 Eylül Çarşamba. Saat 9. Yeni günde de yollardayız. 81 ilde 81 fidan diyerek adım adım Simav'a, oradan da Balıkesir dursun be. Hadi ya nasip. Mescide geldim tekrardan. Bir paket çorbam vardı. Mercimek çorbası. Ekmek yok ama sabah sabah bir çorba içelim ekmeksiz. Sabah dediğim de saat 10 oldu ha. Elma var. Aç karnına elma yemek istemiyorum. Dün de söylediğim gibi mescit 10 numaraymış ya. Burada yatmak nasip olmadı bize. İkidir geliyoruz buraya. Hadi şunu içelim. Yoldaşa da biraz dökeyim. O da içsin. Sonra gidelim.
Böyle eski bir çeşmeye geldik, akmıyor. Sanırım Osmanlı döneminden kalma. Burada okuyamadığım yazılar var. Allah lafzı var, Bismillahirrahmanirrahim mi diyor. Zaten deforme olmuş. Şöyle desenli, motifli bir çeşme. Suyu kesilmiş. Kim bilir zamanında kim yaptırdı burayı. Sonra önünü yenilemişler ama sadece şu ortası eski. Böyle toprak bir yoldan gidiyoruz. Yıkılmış bir köy evi. Bayağıdır aynı bu şekilde yoldayım. Hafif inişli, hafif çıkışlı. Kaç kilometre kalmış gösteremeyeceğim. Telefon çekmiyor. Hadi gidelim be. Şöyle bir rampa denk geldi. Rampanın öncesinde de bir çeşme. Az önce baktım, buz gibi akıyor. Yoldaş, çekil oradan kızım. Seccade mi sermişler oraya? Namaz kılan kılsın diye. Burada bir de ateş de yakmışlar kocaman. Seccadeye de benzemiyor gerçi. Burada alem yapmış da olabilirler. Terliklere bakılırsa seccade gibi. Şurada bir kısa dinlenelim. Dinlenelim mi? İyi mi burası yoldaş? Tepeye oturalım, gel. Yoldaş önden geliyor, bakıyor buralara. Sonra geri koşa koşa bana geliyor. Gel, oturacak yer buldum, gel. Of. Çamlık güzel bir yerdeyiz. Orada da bir çeşme var sanki. Arada bir yerde, kavakların arkasında. Evet. Yaklaşık 7 kilometre falan kaldı Yeşilköy'e. O zamana kadar karnımız aç. Bu neymiş kızım? Vay, taşa bak. Bu bölgenin taşları böyle mi ya? Sen niye kokluyorsun bunu? Taş komple kalsedon. Ya da ben öyle biliyorum. Manisa Kütahya yolu, yani Selendi Simav yolu diyebiliriz aslında. Tekrar bu yola bağlandık. Biraz rampa çıktık. Böyle geniş çam ormanlarına geldi yol. 5 kilometre civarında yolumuz var. 5 küsür. Yeşilköy'e. Vakit de öyle vakti. Oraya varalım da bir şeyler yiyelim abi. Ceviz buldum yol kenarında. Onunla atıştırdık bir. Elma falan yedim. Yollar elma ağacı dolu. Yol kenarlarına sarkmış, yerlere düşmüş dolu. Ah! Ah, şimdi biraz iniş var. Hadi yoldaş. Gidek daha. Çok oturduk. Sana diyorum hey.
Çamlık bulduk yol kenarına, azıcık mola verdik. Hala 5 kilometre kadar yol var, 4 küsür. Köyün kenarında yolun geçtiği yerde mekanlar var gibi. Simava'da iyice yaklaştık. Enerjim yok ya. Çorbanın enerjisi bitti. Şurada uyuyup kalasım var ha vallahi. Ama gidelim, hiç arzamız yok. Hadi kalk kız. Hadi kalk. Hadi yürü. Çampürlerin izi çıkmış suratında be. Gel. Çeşmenin havuzuna daldın ha? Sırna çık. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. 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 11 kilometre kalmış Simava. De gidi de. Nerelerden geldik. Yol yine rampaya sarıyor. Bayağıdır da iniyoruz ha. Evet. Simav'ın yeşil köyüne yaklaştık. Yaklaşık 1 kilometre var. Saatte 2.5 oldu. Yollar tehlikeli, dar. Kenarda yürüyecek yer yok. Bir oraya bir bu tarafa yoldaşla birlikte zorlanıyoruz. Virajlarda özellikle. Arkaya. Kızım. Arkaya. Kenara. Kenara. Köyün ilk evleri. Şöyle sağda üstte bir köy. Alt kısmından yol geçiyor. Yolun kenarında bakkallar, kahveler var gözüküyor. Bakalım. Belediyelik miymiş burası? Galiba eski belediyelikmiş karşıda. Cami ve belediye yazılı bir bina var. Kahvehane mi? Simav yoluna bak. Evlerin arasından geçiyor. Simav Selendi yolu. Kenara kız, kenara. Kenara, arkaya kenara. Evvel şuraya bir oturan bakalım. Sonra nerede? Ne var bir sorarız. Allah, köpeklere bak. Ne oluyor size? Hışt. Benim köpeğe bakıyorlar, bir şey yapmazlar sana. Selamünaleyküm. Otur bakalım, bir çay içelim, otur. Çayın var mı kardeş? Yiyecek, tost, poğaça falan bir şeyler satıyor mu? Hayır. Yok değil mi? Var mı o satan başka yer? Bir tane bakkal var, o da noodle falan satıyor önce. He. Tamam, tamam, bir bakayım. O ne anda, bu tarafta mı?
Biz oraya bir gidelim bakalım da karnımızı doyalım. Gel, gel kızım. Köylerde bizi, beni karşılayan yok, yoldaşı karşılayan çok. Selamünaleyküm. Köpeklerden zor kurtulduk. Merkez kahvesi burası, Çınarlı Kahve. Bakkal falan var ama önce bir poğaça falan bakacağım. Ya da tost falan. Soralım önce kahve. Ooo, güldür güldür akan suları varmış. Maşallah. Selamünaleyküm. Hiçbir şey yok abi. Yaklaşık 5 kilometre var Simov'un merkezine. Köyde. Yedin mi kızım verdiklerimi? Al. Gel. Hı? Kenardayı. Kenardayı. Aşıktan bayıldım. Bisküvi alsam artık içim dışım bisküvi oldu. Dedim bari peynir ekmek yapayım. Bakkaldan. Böyle idare edeceğiz. Hadi yoldaş, az da peynir ye. Yeşilköy'den ayrılıyoruz. Değirmen Alabalık herhalde burası. Restorantmış. Hayır oğlum. Hayır kızım. Yavrular mı var senin ha? Ellemeyeceğiz. Gidiyoruz biz. Bol suyu var buraların maşallah. Korkutma bizi ama. Hadi git. Git. Anladı ha. Güzel köpekmiş. Kahvanenin altında şaldır şaldır akan bir su vardı. Burada da var. Ana yoldan gitmiyorum. Bir kilometre daha kestirim gösteriyor bu yol. Hadi yoldaş gidelim. Kenara, yoldaş kenara. Yolu güzele benziyor. İnekler filan var. Bakalım bu akşam Simov'un merkezine varabilir miyiz? Saat 4'ü geçti. Kenara yoldaş. Dere geçiyor buradan. Selamünaleyküm. Yolu karıştırmayalım. Yeşilköy böyle görünüyor burada işte. Dere boyu gideceğiz anlaşılan.
Evet, bayağı bir geldik ovanın ortasından. Böyle fabrika gibi yeni yapılan yerlerin arkasından ara yoldan gidiyoruz. Ön tarafında ana yol var. 3 kilometre var tam çarşının merkezine. Tabii artık evler başlıyor. Biz saat 5'e geliyor acaba. Şimdi çarşının içine gitsek ne yapacağız? Buradan bir fidan satan yer bulup bir fidan dikip Dursun Bey'e doğru yola devam etmeyi düşünüyoruz. Bir belediye fidanlığı görünüyor yol üzerinde. Açık mı kapalı mı belli değil. Oraya geçmeden önce iyi yerleri de bayağı çıktık ya şimdi. Bakalım uygun bir yer buldum mu çadırı kuracağım. Çok şehrin kalabalığına bugün girmeyeceğim inşallah. Ne diyorsun yoldaş? İyi mi bura? Çok çukur değil mi? Ha ne dersin? Kokladın bir şey demedin. Buralar böyle domuz yatağı gibi ya. Hayvan pislikleri de var. Biraz da böyle bayır. Evet abi, şehrin çarşısına 2 kilometre falan kaldı. Az ileride evler iyice sıkılaşıyor. Buralara bir yere kamp atsak mı diye bir düşünüyorum. Şimdi çarşıya gitsek, yesek içsek ıvır zıvır derken hava kararacak. Yatacak bir yer arayacağız. Cami falan filan. Burası asfalt bir yolun kenarındayız şimdi. Şöyle bir kavaklık çalılık bir yer görünce bir bakayım diye girdim ama. Ne diyorsun yoldaş, kalak mı burada? Nereden geldik ya lan biz? Düşünüyorum. Şurası da olabilir. Daha yüksekçe. Hemen yolun kenarı. Bilmem ne endüstriyel demiş. Fabrikalar var burada, işletmeler. Zıvır zıvır. Üstümüzde şöyle yarım kalmış inşaatlar var. Herhalde kurulacağız buraya. Bir bakalım. Bak, yavaş. Sen de nereden çıktın böyle? Ekmek yok lan. Hasta mı oldun sen? Kimse bakmadı mı sana? Anası da bitik, yavrusu da. Kimse bakmıyor mu sana burada? He? El kadar ya, kedi yavrusu kadar ya. Ezileceğiniz burada, ezileceğiniz. Yavaş. Hadi, hadi, hadi. Abi çadır kurdum. Fabrikalardan bir çay şeker isteyeyim dedim. Baktım fabrikaların giriş kısmı uzakta. Şöyle aşağıda peker. Ne bu ekspertiz gibi bir şey. Tamirhane diyeyim yani. Onu gördüm. Selamünaleyküm dedim, böyle böyle kampçıyım, yakınlarda bakkal yok herhalde dedim. Az bir şey çayla şekere ihtiyacım var dedim. Patrona bir sorayım dedi, market var yakında dedi. Ne kadar yakında? 100-200 metre dedi. İyi dedim. 800 metre. Neredeyse 1 kilometre öteye, sizin dedim metre anlayışınız da. Nasıl esnafsınız ya? Nasıl sanayi elemanısınız? Ben nereye gittim geldim. Hadi dedim akşam çadırda bir çay içeyim. Çok da çay ihtiyacım yoktu. İçmiştim 3-4 bardak ama. Akşam oldu, daha bir daha içelim dedik. Önce şuradan isteyecektim. Girişi ta nerede kim bilir. Orası gözüme çarptı.
Ama gelirken de lafı söyledim. Ben dedim sizin nasıl bir metre anlayışınız var ya? Gönderdiğin 100-200 metre dediğin yer 800 metre. Bir avuç çay şeker vermemek için 40 takla atıyorsunuz. Gerekirse dedim parasıyla verseydin, beni ta nereye gönderdin dedim. Biz de sanayide çalıştık. Kapıya gelen boş çevrilmez abi. Çadır burada, kavakların dibinde. Ya gittikçe hadi gitmişken alayım, geri dönmeyeyim. Dedik 100-200 metre bitmedi. Ha şimdi mi önüme çıkacak, ha birazdan mı? 750-800 metre yol gittik. O da şey ya, buradan değil yani. O tamirhanenin oradan 800 metre. Evet, çadır burada. Yarın gideceğimiz yolu şimdiden yürüdük. Akşam oldu üstadım. Yoldaşa bakın şimdi, yoldaşa. Kim bisküvi? Ekmek yedin. Bisküvi de yiyecek misin? 500 metre ötede yatsın. Bisküvi sesini duydu mu? Diker kulakları. Şimdi bunu bekliyor. Ha. Senin için bak tatlı bisküvi almıyorum, tuzlu alıyorum ha. Sana dokunuyor diye. Al bakalım. Yeter de. Al hadi bir de bunu ye. Tamam, başka yok. Yarısı da bana. Çay bisküvi bugün de sonuna geldik abi. Şeker atmadık ya. Tamam yoldaş. İki tane de bana kaldı. Bak senin yüzünden şeker attığımı zannettim, atmamış. Bitti tamam. Bitti git. Hadi git yat. Küsüyor mu? He? Küstün mü? Ne? Bir göz kır. Sevdin mi zeytinli bisküviyi? Aa bunu da kırışalım ha. Bitti tamam. Bitti. Yatabilirsin. Bitti lan. Bisküvi iste izleyenlere. Bana da bisküvi verin de. De ki önüme geçin, bana bisküvi atın de. Aferin, hadi yat bakalım. Abi yarın bir fidan bulup direkt çıkmak istiyorum Simav'dan ama
yok gibi. Belediyenin fidanlığı boşmuş. Birine sordum. Bakalım çarşıda satan bir yer buluruz. Bulabilirsem iki tane alacağım. Bir de Balıkesir'in bir köyüne dikip oradan direkt Bursa'ya doğru geçeceğim. Plan bu. Neyse, yolda konuşuruz. Hadi bakalım. Bugünlük de bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.